Şimdi Adonet ile ilgili son örneğimiz verisinme. Veri tabanlarından ASP.NET sayfalarını kullanarak nasıl veri silebiliriz? SQL sunucumuzda, SQL Server'da veri silmek için kullandığımız komutumuz delete komutu arkadaşlar. Delete komutunu kullanmayı göstereceğiz. Yine veri silmek için şunu yapalım. Mevcut web formumuza veri silme butonu ekleyelim. Buraya veri sil diyelim. Veri sildirdikten sonra buton 3 klik olayımız açıldı. Şimdi burada gerekli veri silme komutumuzu kullanacağız. Yine bu üstteki komut satırımı tekrar tekrar yazmak istemiyorum. Bundan dolayı buraya kopyala yapıştırdım. Hatta şurayı veri silindi şeklinde değiştirelim. Veri silme komutumuz arkadaşlar bizim delete. Evet. Şimdi şu kısmı şimdilik şuraya kadar silelim. Veri silme komutumuzun delete olduğunu söylemiştik. Şuradaki tırnağımızı bu şekilde bitirelim. Şimdi bütün bizim buradan belli bir kaydı silmek istiyorsak önce onu bir aratmamız gerekiyor. Personel tablomuzdan sileceğiz. Aratma işleminde işlemini arkadaşlar var ile yapacağız. Ada göre arattıracağız. Soyada göre arattırabilirsiniz. Hem ada hem soyada göre arattırabilirsiniz. Şimdi ben buraya şu şekilde ada göre arattırma yapacağım. Ve buraya veri sileceğim yerin text box'ını yazalım. Alt sütununa göre yapacağımız için şöyle yapalım. Alt dedikten sonra artı text box 1 text dedikten sonra bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi SQL tırnaklarımızı da kullanalım. Evet. Girdiğimiz değerin arkadaşlar SQL tırnakları ile belirtmemiz gerekiyor. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bakalım bir eksiğimiz var mı? Evet. Diyelim ki Hasan isimli kayıtları silelim. Bakalım Hasan isimli kayıtlarımız burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunları silmek istiyorum. Şöyle. Veri sil diyorum. Veri silin diyor. Şimdi bakalım. Bu Hasan isimli kayıtlar silinmiş mi diye bakmak için bu tabloyu kapatmamız gerekiyor. Bu tablo çünkü komutu vermeden önce açılmış bir sayfa. Bakalım. Evet, Hasan isimli kayıtlar silinmiş. Aradan Ali isimli kaydı silelim. Yani durumu daha iyi görebilmek için. Oradaki Ali isimli kaydı silmek istiyorum. Çalıştıralım. Ali'yi silelim. Ali dedik. Evet, veri silindik. Veri silindi dedi. Tekrar bakalım formumuza. Tekrar çalıştıralım. Burayı ekrana getirelim. Evet, Ali isimli kaydımızda aradan silindi arkadaşlar. Şimdi ADONET ve ADO konusu bu şekildeydi. ADONET ve ADO konusuyla ilgili örnekleri sizlerle bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Size göstermiş olduk. Tabii bu örnekleri çok daha geliştirip yapmak mümkün. Ama önümüzde bir de ADO ve data set konumuz var. Birazcık da oradan bahsedip bugünkü dersi sonlandıracağım. Tabii soluksuz bir şekilde anlatıyoruz. Ara vermeden. Ara veriyoruz ama soluksuz bir şekilde anlatıyoruz. Şimdilik buraya kadar anlatımımızı gerçekleştirdik arkadaşlar. ADO.NET ve ADO konusunda veri sorgulama, veri silme, veri güncelleme, veri ekleme örneklerini yaptık. ADO.NET ve ADO konusu bu kadardı arkadaşlar.